belirli bir süreçten ve belirli bir özenle o iş yapıldıktan sonra herkesin sanatçı olacağı söylemiyle böyle bir günün tesis edilmesine uygun olacağını düşündük ve şu an dünyada Tamer Bey'in sanata evet söylemi gibi çok değişik noktalarda benzer konular gündeme geliyor ve sanki hepsi birer sanata evetçi gibi hareket ediyorlar. Bu çok da heyecan verici ve doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Dünya Sanat Günü ile ilgili Atatürk'ün bakışı ile ilgili olarak Atatürk sanatın medeniyet alanındaki gücünü sanatçıların sahip olabileceği bir duyarlılıkla hissetmiş ve bundan dolayı sanatı medeni uluslar yanında yer alabilmenin bir aracı olarak ifade etmiş ve yüksek insanlık vasıflarını sanatçıyla bağdaştırmıştır. Ben bu anlamda hepinize hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Yani ne tek başına sanat, ne tek başına bilim. Bunların birlikteliği çok önemli. Onun için bugün vereceğimiz ödüller hem bilim hem de sanat alanında bu konuda çalışmalar yapan değerli arkadaşlarımıza, kardeşlerimize verilecek. Beyefendinin de söylediği gibi Mustafa Kemal Atatürk bilim ve sanatı zaten bütün devrimlerini 17 yılda yapmış ve bu 17 yılda bunu kurumlaştırmış. O bakımdan da biz atanın izinde yürüdüğümüzü bir kez daha söylüyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir de hoş geldiniz. Muhteşem, yani küçük ama yoğun bir oturma bir düzenimiz olduğu için çok samimi görünüyoruz. Bu samimiyet ve güzellik içerisinde sürdürelim toplantımızı. Çünkü bu ikincisi yaptığımız. Birincisini Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte yapmıştık. İkincisi yeni bir ödül anlayışı ortaya çıkacak bununla beraber. Yani şimdi dünyada da ödül alma şansına sahip oldum pek çok ülkede. Ama her değişik ülkede ödül aldığımda bir öncekinden farklı bir yapı izlemeye başladım. Yani ödüller de gelişiyor. Da Vinci biliyorsunuz ressamdı. Sanatçı olarak anılmıyordu. Ressam olarak anılıyordu ve gençliğinde kiliselerde ikon resimleri yaparak para kazanıyordu. O dönemde birisine sanatçı diye çağırmak söz konusu değildi herhalde, değil mi? Mesleğinin adıyla çağrılması söz konusu. Bu sanat kavramı skolastik çağın eziyetlerinden, efendim Engizisyon Mahkemesi'nin insanların boyunu makineyle uzatması sırasında artık hani hep denir ya, hayat bir dibe vursun da ondan sonra bakalım nasıl gelişecek diye. İşte o dibe vurmuş bir dönemdi. Ve o dibe vurmuş dönemde enteresandır. Kilisenin içinden papazlar böyle yaşamak doğru değil. Acaba nasıl bir yaşama düzeni oluşturabiliriz diye kendi aralarında tartışmaya başladılar. Yani olayın içinde olmalarına rağmen olaya eleştirel bakabiliyorlardı. Çünkü bunu insanlık dışı görüyorlardı. Bunun içerisinde Akinalı Tommaso ve Salisbury John en öne çıkmış iki isimdir. Ve bu iki kişi, birisi İngiltere'de, birisi İtalya'da okuturuyor olmasına rağmen nasıl olmuşsa haberleşmişler. Yani Shakespeare mesela İngiltere'de otururken Danimarka'ya kaç defa gitti bilmiyorum ama Danimarka Prensi Hamlet'i yazdı, değil mi? Daha sonra o aşağılarda daha başka ülkelerden de hikayeler yazdı. Demek ki bir haberleşme, bir bilgi alma ağı vardı. Ve de hayatın standartlarının daha iyi olabilmesi için ta antik Yunan'dan, Aristo'dan, Platon'dan gelen sanat kavramını bir ölçme ve değerlendirme felsefesi olarak ele almak istediler. Onun için iyi, güzel ve doğru, Aristo'nun söylediği iyi, güzel ve doğruyu bir yaşama biçimi haline getirmek nasıl olabilirdi? Çünkü insanların tırnakları çekiliyordu, boyları makineyle uzatılıyordu. Tabii o boyu bir daha kullanamıyordu adam. Bu yaşamın yaşam olmadığı düşüncesinden yola çıkarak nasıl daha iyi bir yaşam kurulabilir derken sanat kavramını seçtiler. Ve sanat kavramının bir
ölçme değerlendirme olması. Demin söylediğim iyi, güzel ve doğru ama bunun karşısında kötü, çirkin ve yanlış var tabii. Şimdi iyiyi bulmak için kötüyü de değerlendirebilmek lazım diye uzun yıllar felsefi tartışmalar yaptılar. Mesela bunlardan bir tanesi dedi ki, buraya katılan başka papazlar da oldu. Birisi dedi ki, efendim iyi, güzel ve doğru üç kavram. Yani bir işin, bir yaşama biçiminin, bir resmin, bir tiyatro oyununun, bir ameliyatın nasıl olduğunu anlayabilmemiz için iyi, güzel ve doğru ölçme kriterine vurmamız gerekiyordu. Buna vurduğumuz zaman iyi, peki ne kadar iyi yani? Ne anlamda iyi? Güzel, güzel dediğimiz zaman biz tipi güzel, biçimi güzel. Bir ölçme, değerlendirme, bunu tartışmaya var. Mesela birisi dedi ki, efendim iyi ile güzel aynı şey. Biz bu üç birimi, üç ölçme birimini ikiye indirelim dedi. Yani iyi, güzel tek isim olsun, doğru da tek isim olsun. İyi, güzel ve doğru yani iki madde olsun. Hayır, güzelle iyi aynı şey değildir diye tartıştılar. Bir yüzyıl. Bir yüzyıl sürdü bu tartışma. Ama biz, bize yansıması, bu felsefeyle yansımadı. Mesela Rönesans bu felsefeyle yapıldı. Yani Rönesans'ta tabii ki ressamların, heykeltıraşların önemi var ama o ressamların, heykeltıraşların özenle yaptığı işlerin toplum tarafından örnek gösterilip sanat işte bu kadar özenle yapılırsa önemli bir değerdir diye felsefesi de yapıldığı zaman Rönesans daha iyi yaşama, yani yeniden doğuş anlamına gelen daha iyi bir yaşama biçimini araştırma, bunu talep etme dönemi oldu. Reform da bu taleplerin efendim kayda geçirilmesi ve hukukunu oluşturdu, ortak hukukunu. Şimdi biz bu süreci yaşamadığımız için bize yansıması, yani sanat tarihçilerin kitaplarına baktığımızda sanat tarihçiler de esasında olayı böyle anlatıyorlar. Tabii çoğu yabancı olduğu için. Ve sonra da dönemsel örnekler veriyorlar, değil mi? Daha çok mimariden mesela. İşte gotik mimariden filan. Şimdi biz de o zaman diyoruz ki ha tamam, işte bu ressamın anlatıyor sanat tarihi, bu mimariyi anlatıyor filan diyoruz. Ve orada sınırlı kalıyor bakış açımız. Sanki bütün bu her şey bir tek bunlar için varmış gibi. Peki bunlar ne işe yaradılar? Yani o mesela Kant bir çalışmasında diyor ki Rönesans'ın yapılmasını Lacan da onunla beraber onun görüş açısından değerlendiriyor. Lacan kilise o kadar bağnaz bir noktaya gelmişti ki bu kültürün çağdaşlaşması, güncellenmesi gerekiyordu. Çünkü tabii ki din insanlara hiçbir ölçme değerlendirme kuralının olmadığı bir dönemde bir takım yaşam biçimleri önermişti. Ama bu yaşam biçimlerinin önerildiği çağla yaşadığımız çağ farklı bir çağ dediler 13. yüzyıldan başlayarak. Ne kadar farklıydı bugüne göre? Çok değildi ama bugün çok farklı. Bugün bizim o sanat anlayışını bugün yeniden konuşmamız gerekiyor. Yani sanatı sadece resim. Mesela tabii Leonardo'dan yıllar sonra Birleşmiş Milletler kurulup onun bünyesinde UNESCO diye bir birim de kurulduktan sonra UNESCO sanatı 6 dalda açıkladı. Resim, tiyatro, müzik, edebiyat, dans ve mimarlık. Heykel şeyin içerisinde, plastik sanatı. 6 dal. Ve ben mesela konservatuvarda okurken, öğrencilik yıllarımda bu 6 dal benim için kutsaldı. Çok daha az bilgiyle buna sarılmıştım. Fakat konservatuvarın bitmesine birkaç yıl kala 7. sanat diye bir şey çıktı. Acayip sinirlenmiştim yani. Ne münasebet. Biraz da böyle muhafazakar bir tavrım var herhalde. 6 ana sanat dalını korumak istiyorum. 7. sanatı Engin burada. Kabul etmiyorum. Üstelik diyorum ki silah icat oldu, mertlik bozuldu. 7. sanatta makine var. Halbuki bizimkilerde yok. Değil mi? 7. sanat dergisi çıkmaya başladı.
Önce bu dergiye de acayip sinirleniyordum. Fakat yavaş yavaş estetik değerler filan konuşulmaya başlayınca, Lucas felsefeye girilince efendim yedinci sanatı kabul ettik. Sonra kendim de bizatihi içinde yer almaya başladım. O zamana kadar almıyordum da. Efendim sonra sekizinci sanat dalı çıktı. Allah Allah. Yani bakın şimdi 6 tane baba sanat dalını reddetmeye başlamışız biz. 8. Ne bu? Fotoğraf. Yok artık. Bu kadar da olmaz yani. Sen eline fotoğraf makinesi alan çıkacak, şak 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 fotoğraf çekecek. Sonra biz de ona sanatçı diyeceğiz. Öyle mi? Evet. Diyecekmişiz. Onu da kabul ettim. Sonra 9. çıktı. Spor. Londra Olimpiyatlarında sporun sanat olduğu konuşuldu. Değil mi? Ve Londra Olimpiyatlarından sonra spor ve diğer bizim alanımıza giren meslekler en yetkin bir şekilde bir, hatta şova da dönüştürerek bunun içerisinde gerçekleştirmeye var. Şimdi 10 olacak, 11 olacak, giderek 12 olacak, 13, 14, 15, 20, 30, 40, sonra ne olacak? Her şey sanat. Her şey sanat. Sanat uzun, hayat kısa. Yani bu devam edecek demek istiyor. Bu gelişme devam edecek demek istiyor. Hayırlı olsun diyorum ikinci ödüllerimiz. Ve ödül törenine geçeceğiz herhalde. Çok teşekkürler. Engin Çağlar'la bundan 50 yıl demeyeceğim ama 49 yıl önce bir tanışıklığımız var. Kendisi ekranlardayken, neredelerdeyken bizde sandalyelerde, yazlık sayesinde sandalyelerinde oturuyoruz. Kendisinden şikayetçiyim. Nasıl? Çünkü bizim gönlümüzdeki güzel kızın kalbini çalmasıyla ilgili kendisi. Ben şu anda sizi çok sağlıklı ve tekrar aramızda gördüğünüz için onur duyuyorum. 55 yıldır sinemada. 50 dediniz. Benim evi görseniz müze gibi. Evet, 55 senedir Türk sinemasının işte ses mecmuasının olduğu dönemde her sene yakışıklı erkek ve güzel genç kızları seçiyorlar. O sene seçilenlerin içinde ben de varım. Çok teşekkür ediyoruz bize de bu değerleri kattığınız için. Çok teşekkür ederim. Türkiye'sinde tiyatro okuluna girdim. Ve devlet tiyatrosunda dediği gibi Gülsel'e 4 yaşında sahneye çıktım ama beni oyuncular çıkardı sahneye. Sizler yayılın. Bizler de emek verelim bu alanda. Sizi ben çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu arada oğlunuz üniversite sınavına hazırlanıyor. Evet. Çıkışta konuşalım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Böyle bir birlikteliğimiz, gönül bağımız da kendisi mevcut. Bu torpil değil mi bu? Hayır değil. Bu kadar saydıktan sonra bu olur mu? Valla her şey olabilir. Biz her gün tiyatro açıyoruz. Şimdi efendim. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu ödül almak benim için çok önemli. Sanırım tek yabancı olan ben benim. Artık yabancı sayılmazsınız. Yabancı sayılmaz ama... Aslında biz bir şey yapmamışız. Hiçbir şey yapmamışız tıp için. Ama siz zaten sanat için yapmışsınız, yapıyorsunuz, yapacaksınız. Öncelikle bu kadar çok güçlü doğru yerde duruyorsunuz. Koro karşısında solist olmak zor. Cumhuriyet dönemin tiyatrosunu anlatırken, derslerimde gözlerimi yaşararak, sesim buğulanarak anlattığım Zeliha Bersoy'a. Bu
sanata evet ödülleri kısmımızın bence bu misyonu yerine getiriyor olması hem sizin şansınızda yaptığınız. Okul ve ikinci sınıfta Kıbrıs'ın en önemli gazetesi Halkın Sesi gazetesinde süper muhabir olarak çalışmıştır. Spor, evet. Spor değil mi çünkü şey? Spor şeylere nasıl falan da var ya. Ben bir tane çağırmıyorum Tamer. Yok Tamer, yok artık sildim ya. Ama biz bir yıldır tanışıyoruz ve hep bitişiriz ama birbirimizden de vazgeçmeyiz. Yani bu da umarsız bir aşk gibi bir şey bu yani. Sonra birbirimizden öldüreceğiz, kurtulacağız. Erbil adında haftalık Duvar Gazetesi'nde yazıları yayınlanmaya başladı. Spor müdürlüğü görevi yapan 1985'te Doktor Fazıl Küçük'ün yılın genç gazetecisi ödülünü kazandı. Bu çok çok önemliydi. 2001 yıllarına dek Bayrak Radyosu'nda ilk maçlarını canlı olarak anlattı ve Sportif adında televizyon programını başlattı ve sürdürdü. Gazeteciler Birliği, Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası veya birçok sivil toplum kuruluşunun yönetimlerinde yer aldı. 1990 yılında Meral Tekin 1. Eğitim, Kültür ve Spor Vakfı'nı kurarak birçok faaliyetleri başlattı. Birçok kitabın basılmasını sağladı. 1999-2003 yılları arasında Kıbrıs Türk Sanat Spor Yazarlığı Derneği'ne başkanlık yaptı. Derneği yüzme havuzu kazandırdı. Bu çok önemli. 1995 yılında Kıbrıs'ta ilk sinema salonunu açtı. 1997 yılında Kıbrıs'ta Uluslararası Sinema Filmleri Festivali'ni organize etti ve Cep Sineması'nı açtı. İnşallah ileride de orada yanan bir tiyatro binası var. Onu el birliğiyle dirilteceğiz. Tabii başkanlığını Erdem Bey'e yapmak üzere. Ona da sözümüzü buradan bir altını çizerek koyalım. 1996 yılında Kıbrıs'ın ilk özel yayın kuruluşu Birinci Medya'yı ve ilk özel radyoyu First FM'i kurdu. Özel yayıncılığa başladı. Kıbrıs'ta Kıbrıs Genç TV'yi kurdu. 1998 yılında Hürriyet Gazetesi ile Kıbrıs'ta ortaklık kurarak Hürriyet Kıbrıs Gazetesi'ni yayınladı. 2005 yılında ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk özel televizyonu olan Kıbrıs Genç TV'yi uyduya çıkardı. 2007 yılında Kıbrıs Türk'ünün sesini dünyaya duyurduğu için onur ödülü aldı. Birçok kitabın basımında yayıncılık görevi yaptı. 2014 yılında 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi'ni kurdu. Evet. Çeşitli iş dallarında faaliyetleri olan Birinci çok sayıda dernek, kurum ve kuruluş tarafından çeşitli ödüllere layık görüldü. Kurduğu Birinci Sanat'ta birçok sanatsal olaya destek sağladı. Birinci Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Ertan Birinci. Şimdi matematiği benden daha iyi olanlar var. 1966 yılında doğduğun altını çiziyorum. Bütün bu çalışmaları buraya sığdırdı. Şimdi kimsene böyle bir şey söylemedim ama bunu da söyleyeceğim. Çünkü bana çok ilginç geldi, biyografi önüme geldi. Bütün bu işleri yaparken de evli ve iki çocuk babasıdır, üç torun sahibi. Yani aile kurumunun ne kadar koruyucu ve besleyici bir kurum olduğunda bu kişilikte görüyoruz. Sanata evet demenin hayatı güzel yaşamak olduğuna inanarak bu yönde çeşitli katkılara da katkısını cömertçe sunmaktadır. Efendim ben bu ödülü sizin ve Engin Bey'in vermesini rica ediyorum, uygun görürseniz. Büyük olur mu yani? Efendim, beyler. Beraber. Efendim, buyurun. Çok teşekkür ederim. Efendim ben de adetten oldu. 10-15 dakikanızı alayım. Kısa bir şeyler de ben söyleyeyim. Öncelikle inanılmaz şanslı bir adamım. Çok şanslıyım. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de 40. kuruluş yıl dönümünde Hayat Sanat Üniversitesi'nin bir öğrencisi oldum bugün. Büyük mutluluk duyuyorum. Neden şanslıyım? Baksanıza,
Türkiye'yi Türkiye yapan, Türkiye Cumhuriyeti'ni modern bir cumhuriyet yapan sizler gibi değerli kişilerin arasında bu ödülü alabilmek benim için büyük bir şans, büyük bir onur, büyük bir ödül. Çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü İlkokulda Kore'ye gireyim dedim. Al sizin sırtında iki yumruk. Müzik öğretmenim Allah rahmet eylesin. Cücün Hanım dedi ki bir kalın ses geliyor. Atın bunu. Ben de atıldım. Babam dedi ki buna bir gitar alalım, gitar çalsın. Aldık 4-5 arkadaş ilkokulda. Orkestra gitar çalıyoruz ya. Cücün Hanım Allah rahmet eylesin dedi ki bir ses acayip geliyor. Yine tespit edildi. Gene ver, gene düşer. Ortaokulda şiir okuyayım dedi. Cücün Hanım ortaokulda. Dediler ki bunun sesi biraz acayip. Böyle. Tamam şiir de okumayalım. En sonunda lisede futbol oynadık. Lise birinci sınıfta bizde Kıbrıs'ta. Herkes lise 1'i okur. Lise 2'ye geçerken edebiyat ve fen bölümü diye ikiye ayrılır. Yüksek puan alanlar fene girer, daha az alanlar edebiyata girer. Ben 83 yılında mezun oldum. 40 yıllık liseden 40 yıl önce mezun oldum. 40 yıldır anlatırım. Derim ki biz edebiyatı kazandık. O günkü arkadaşlarım bakarlar. Allah Allah. 40 yıl geçti ya. Çocuklara da öyle anlatırım. Torunlara da öyle anlatırım. Kim bakacak? 40 yıldır edebiyatı kazandığımı söylüyorum. Haksız mıyım? Edebiyatçılar, bu kadar muhteşem yazarlar, sanatçılar, onlarla birlikte olmanın mutluluğunu, onurunu yaşıyor. Sonunda dedim ki, Ertan, bu sanatı bu kadar seviyorsun, bir şeyler yap. Ben de kendi olanaklarımla, madem ki şarkıcı olamadım, gitar çalamadım. Fakat kulağım var. Bana gitarı verin. Müziği söyleyin çalarım ama konuşamam o an. Sadece çalarım. O da solo olarak. Her şeyi denedim. Tamer Bey de beni dedim ki ya abi beni bir filmin içinden geçir. Böyle hiç olmazsa kalabalıktan biri olarak bir geçireyim. O ünlü yönetmen Alfred Hitchcock gibi ben de bir görüneyim. O da olmadı. Camdaki kızın setine gittim. Camdaki kız da gene beni gören yok. Ben de dedim ki birazcık madem ki Ertan bu işin içine giremedik ucundan tut. Nasıl tutacağız? Sanata destek vererek. Sanata, sanatçıya, öğrencilere, gençlere destek vererek. Tutmaya başladık. Vakfımızı kurduk. Yüzlerce öğrenci olduk. Vakfımızda tiyatro kurduk. Meral Tekin birinci vakfı tiyatrosu. Dikili Taş Karakolu diye bir oyun oynadık. Yıllarca. Her oyunda 763 kişi vardı. Çünkü açtığım sinemanın koltuk sayısı 763'tür. Bir film oynardı, bir tiyatro oyunu koyardı. Böyle muhteşem heyecanlar, anılar ve büyük güzellikler yaşadık sanatta. Bu vakfımızda çok sanat olayına, sanatçıya gerekli destekleri yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Daha sonra Tamer Levent Bey'le dostluğumuz, abi kardeşliğimiz gelişti. O gelişmeyle beraber benim hayata bakışım da değişti. Çünkü bugün de öğrendim. Bugün de çok şey öğrendim burada. Çok şey öğrendim. Aynen. Ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili de hiçbir endişemin olmadığını anladım bugün bu topluluktan. Ondan da büyük bir mutluluk duydum. Tamer Bey'le dostluğu, kardeşliği geliştirdik. Sonra bir de baktım ki bu sanata evet ki Tamer Bey çok organik bir adamdır. Organik yani. Öyle suni bir şey yok. Her şey organiktir. Olduğu gibidir. Sanata evet de bir
maymuncuktur aslında. Hani her kapıyı açar ya. Bu sanata evet mutluluktur. Sanata evet huzurdur. Sanata evet barıştır. Sevgidir. Aşktır. Bunu gördüm ve hayatımı bunun üzerine inşa etmeye başladım. Daha güzel, daha mutlu olduğunu gördüm her şeyin. Sorun olacak, problemler olacak. Ama hepsini eğer sanata evetçi isek çözeceğiz. Çözüyoruz da. Problemler oluyor, engeller çıkıyor. Hepsini bir bir böyle ilmik gibi işleyip çözüyoruz ve sanata evetin hakkını vermeye çalışıyoruz. Burada ben Tamer Bey'e, Vedat Bey'e canı gönülden çok çok teşekkür ediyorum. Mutlu çocuklar, mutlu aileler tarafından yetiştirilir. O mutlu çocuklar da mutlu toplumları oluşturur. Mutlu toplum, huzurlu toplum istiyorsak aile çok önemlidir, çok değerlidir. Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz, mutlu yetiştireceğiz. Hepsini birer sanatçı, birer sanat elçisi olarak yetiştireceğiz ki yarınların gençleri olarak, o mutlu ailelerin mutlu çocukları olarak mutlu Türkiye Cumhuriyeti'ni, mutlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni oluştursunlar, kursunlar ve geleceğe daha güzel, daha emin adımlarla yürünebilsin. Bu duygu ve düşüncelerle Kuzey Kıbrıs'tan buraya davet edildim, geldim, onur duydum, şeref duydum. Yüksel Hanım'la kısa bir süre önce birlikte güzel bir organizasyon yaptık. Ama hepsi Neil Armstrong'un ayak çıktığı ilk günkü bu küçük bir adım ama dünya için büyük bir adımdır dediği söze benzer. Bugün de bu küçük gibi görünen topluluk düşünce bazında çok büyüktür. Ve bu küçük organizasyon çok büyük, eminim bundan, güzelliklere vesile olacak. Sanata evet'e vesile olacak. Biz de Kıbrıslı Türkler olarak 1571'de 1974'e kadar Atatürk ilke ve inkılaplarını ilk uygulayan toplumuz, bayrağı da hiçbir zaman yere indirmedik, hep gönderde tuttuk. Onunla da gurur duyarız. Ama bugün bize burada tiyatroyu, kitabı, sinemayı ve diğer sanatın bütün dallarını, akademik hayatı sevdiren herkese, katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Kısa konuştum. Saygılarımı, sevgilerimi. Son şiirleri son derece güzel ve önemli. Evet. Gülşen Hanım, Kıbrıs'ta şairimiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Saygılar efendim. Dinledim. Sanata evet. Çok teşekkür ederim. Meraya Usta'na da ayrıca canı gönülden hepsinin ismini saysam onlar da hatırlamaz, ben hiç hatırlayamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Sonra derneği kurdunuz ve dernek, sen şimdi söylersin tabii ki birkaç ilimde var. Eskitici görüntümüz ödül sistemi kurulmasında bir adım olabilir diye düşünüyorum. Evet. Sanat evet ödüllerinin bellek, bugünkü ödül törenimiz örneğin önemli bir bellek oluşturma, kültür oluşturma adına. Ama sonra kimse gitmeyecek, kargo değil. Öyle mi? Evet. Güneş ve gelecektir sonu, kalbim ötüyor onu. Tam tam.